demiryolu seferberliğiyle demiryollarımız büyüyor, gelişiyor. IT Turkey olarak Türkiye'nin ve dünyanın her noktasında yürüttüğümüz tanıtım faaliyetlerimizin, yüksek standartta hizmet anlayışımızın, Eurojarel'in başarısının en önemli etmenlerinden biri olduğuna inanıyoruz. Tüm yıl boyunca uluslararası profesyonel ziyaretçi ağırlama kapsamında çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. IT Turkey Genel Müdürü Sayın Kemal Ülgen Beyefendi'ye konuşmalarını yaptıkları için teşekkür ediyoruz. Bu yıl 8.'si düzenlenen Eurasia Rail Demiryolu Hafif Raylı Sistemler Altyapı ve Lojistik Fuarı'na hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Hikayesi 162 yıl önceye uzanan Türk Demiryolları'nda özellikle son yıllarda 16 yıl içerisinde yapılan yatırımlarla büyük değişim ve dönüşüm süreci yaşanıyor. Bu gelişmeler sadece ülkemizde değil, dünyada da ilgiyle izleniyor. 2003 yılından itibaren öncelikli ulaşım sistemi olarak benimsenen demiryolu sektörümüze bugüne kadar 126 milyar Türk lirası yatırım yapıldı. Yolcularımıza hızlı, konforlu ve yüksek güvenlikli seyahat imkanı sağlayan yüksek hızlı demiryolu projeleri bu yatırımların amiral gemisini oluşturmaktadır. Bugün itibariyle Ankara-Eskişehir-İstanbul ve Konya-Eskişehir-İstanbul hattında bağlantılı seferlerimizle birlikte Türkiye nüfusunun %40'ına hızlı tren seyahat hizmeti sunuyoruz. Evet, İzmir 179 kilometre hafif raylı sistemiyle orta vadede 340, biraz daha uzun vadede 480 kilometreye çıkartmak hedeflenen hafif raylı sistem ağıyla çok daha yoğun bir biçimde hafif raylı sistemi kent ulaşımında kullanmayı hedefliyoruz. Bu noktada bir küçük temenniyi de burada ifade etmek isterim. Sayın Devlet Demiryolları Genel Müdürümüzün ifade ettiği çalışmalara ek olarak Buca-Alkapınar Metrosu ve Çiğli Tramvayı da planı, projesi ve bütçesi hepsi tarafımızdan hazırlanmış. Bakanlığımızın onayına arz edilmiştir. Dolayısıyla o konuda da himmetinizi talep ediyoruz efendim. O konuda da çalışmalarımız tamamlanmıştır. Bakan Yardımcımız Sayın Selim Dursun Beyefendi kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. 2011'de yapıldığında 117 firma katılmış, Ankara'da düzenlenmiş. %40'ı yerli firmalarımız, bugün %60'lara ulaşmış. Bundan da ayrıca mutluluk duyuyoruz. Bugün de bu katılım 200'lü 300'lü rakamlara katılmış, ulaşmış. Demek ki bir şeyler yapılınca, gayret edilince, dertlenince herhalde güzel neticeler alınıyor. Amaca, hedefe ulaşılıyor. O amaç, hedef ne? Bu ülkenin kalkınması, insanımızın refahını ve mutluluğunu artırmak. Biz de dertleniyoruz. Biz de hakikaten bu manada dertliyiz. Demir yollarımız da bizim hükümet politikamız oldu. 16 yıl önce verilen bir kararla demir yollarını aynen Cumhuriyetimizin kuruluşunda olduğu gibi demir ağlarla örmek adına inşallah yola çıktık. Bu yola çıkışta bugüne kadar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı 527 milyon milyarlık bir yatırım yapmıştır. Bunun 126 milyarı demir yollarına ayrılmıştır. Yani aslında aslan payını da demir yollarına verdik. Niçin? Evet, ulaşımı kolaylaştırmak, insanımızı rahatlatmak, tabii ki birbirine kavuşturmak ama aynı zamanda da ucuz, çevreci, uluslararası rekabet edebilecek şekilde ticareten rahatlamak. Bütün bunları bir araya getirdiğinizde demir yollarının önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Biz bir tohum saçtık. O tohumun neticelerini inşallah bundan sonra yavaş yavaş gibi görülse de başladıktan sonra sanıyorum geometrik büyümeyle önümüzdeki yıllarda daha iyi alacağız. Çok kaldı.
Sayın Başkanım. Şimdi gidermiş. Hocam bir öptür müsün bir daha? Hayır. Sekizinci kez düzenleniyor dediğiniz gibi. Eurasia Rail Fuarı uluslararası demir yolları, hafif raylı sistemler ve lojistik fuarı olarak geçiyor. Daha önceki versiyonlarını İstanbul'da düzenlemiştik. İlgi her zaman çok yoğundu. Daha sonradan İzmir'e taşımaya karar verdik. Niye İzmir diye soracak olursanız, İzmir gerçekten jeopolitik olarak ve stratejik olarak demir yolu sektörü için çok önemli bir şehir. Tarihte ilk yapılan demir yolu İzmir'de yapılmıştı. Bugün yapılan yatırımlara bakacak olursak, hala Ege bölgesi İzmir başta olmak üzere 2023 yılına kadar yatırılması planlanan miktarın önemli bir bölümünü içeriyor diyebilirim. Dolayısıyla stratejik önemini tarihte olduğu gibi bugün de korumaya devam ediyor. İlgi gerçekten yoğun. Biz son fuarımızda son gün itibariyle rakamları toplayıp bakmıştık. 12 bin ziyaretçiyi aşkın rakam vardı. Bu fuardaki hedefimiz 15 bin, 16 bin rakamlarını bulmak. Özellikle İzmir olduğu için daha da fazla yoğun olacağını öngörüyoruz. İlk gün itibariyle baktığımız zaman ziyaretçi bazında bir önceki fuarın ilk gününden daha fazla. Bu saate kadar daha fazla. Gün sonunda tekrar bakıyor olacağız ama genel hatlarıyla hissiyatımız gerçekten çok yoğun bir ilgi var. Devlet büyüklerimizin katılımı, TCDD'nin iştiraki, TCDD başkanının burada oluşu gerçekten sektörün bütün oyuncularının ilgisini çekmiş vaziyette. Çünkü artık Türkiye'de gerçekten demir yolları sektörüne yapılan yatırım miktarı çok büyük. Geleceğe yönelik hala çok büyük yatırımlar var. Bugün bakacak olursanız 2023 yılına kadar 12 bin kilometre kare daha yatırım yapılacak. Yani bugüne kadar yapılan yatırım zaten çok yüksekti. Bunun daha da üzerinde bir yatırım yapılıyor olacak. Bizim çok önemli üreticilerimiz var. Bu üreticilerimizin burada olmasından daha doğal bir şey olamaz. Yabancıların da çok büyük ilgisi var. Avrupa, Orta Doğu, Balkanlar, bu ülkelerden gelen çok önemli iştirakler var. Onlar da tabii ki bu pazardan, bu pastadan bir pay almak istiyorlar ama tabii ki bizim yerli üreticimiz en başta bu sektörün lokomotifleridir diyebiliriz. Onların burada olmasından daha doğal bir şey olamaz.